Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarni barbant ipiyle hazırladığım tüy şeklinde yapraklarımızın yapımını tarif edeceğim. Yaprağımızı şöyle yakından inceleyelim. Ben arka ön karar veremedim. İki tarafı da oldukça güzel görünüyor. Bakın. Daha önce hatırlayanlar olacaktır. Bu tarz bir yaprak paylaşmıştım sizinle. Bu yaprağımız biraz daha farklı bir teknikte olacak. Yapımı gerçekten çok çok kolay. İpim de spagetti yarni barbant ipi. Barbant ipinin birçok renk seçeneği var ve barbant ipine ulaşmak için de spagettiyarni.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. Spagettiyarni.com adresinin linkini ekleyeceğim. Oradan da tıklayarak spagettiyarni barbant iplerine ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yapraklarımızın tarifine geçelim. Yaprağımız için kullanacağım malzemelerimi göstermek istiyorum. Bu şekilde iki tip tarağım var. Şöyle kenara alıyorum. Makas kullanacağız. Böyle bir metal aparatım var. Bu şekilde. Şöyle bir kenara alıyorum. Masaya monte ederek yapacağız yaprağımızı. Bunun için de kolibandı kullanacağız. Öncelikle İplerimizi keserek başlayacağız. İplerimizi hazırlayacağız. Şöyle yaprağımızı kenara alalım. Bu yaprağı yapmak için de spagetti yarnının barbant ipini kullanacağım. İpimizin kalınlığını ve dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakın, tel tel açılan bir ip. Şöyle uç kısmından da anlaşılacağı üzere. Bu şekilde koton tel tel açılan iplerle bu tarz yapraklar hazırlayabilirsiniz. Fakat farklı ipleriniz varsa, örgülü yapıya sahip ipleriniz varsa da onunla yine farklı iplerle de yine bu şekilde yaprak hazırlanabilir. Fakat kenarları tel tel açılmayan bir ipse de yaprak şeklinde kesip yaprak formu verip de kullanabilirsiniz. İlla ki bu tarz açılan ipler olması gerekmiyor. Farklı iplerle de güzel yapraklar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi yaprak formunda kesip farklı yapıdaki iplerle de bu tarz bir ürün hazırlanabilir. Sadece kenarları böyle tel tel değil, ipinizin formunda görünecektir. Dediğim gibi koton bir ip, tel tel açılan bir ip, barbant ipi. Şimdi orta kısımdaki ipi keserek başlayacağız. Bunun için yaklaşık şöyle bir ikiye katladığım zaman yetecek anahtarlık için ya da yaprağınızı ne kadar boyutta istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceki şöyle ikiye katlıyorum. Yani tahmini ya 50 santim kadar ipim, bakın katladım ikiye. Bu ikiye katladığım ipi açıyorum. Yani yaklaşık 50 santim ip. Tekrar ikiye katladım bu ipi. 50 santim ve iki parça olacağı için kesiyorum. Yani 1 metre ip kesip de ikiye kesebilirsiniz. Tekrar bakın. Bu ipi buradan kesiyorum. Tamamen göz kararı ayarlıyorum ölçülerini. Sizler yapacağınız ürüne göre daha büyük, daha kalın tel tel açılan makrumi iplerle daha büyük yapraklar hazırlayabilirsiniz. Ya da daha farklı incelikte, kalınlıktaki iplerle. O yüzden bu santimler değişebilir. Tamamen göz kararı. Böyle iki parçamız oluşuyor, bakın. Bu ortadaki parça için, yani bu iki parçanın etrafına yapacağız yapraklarımızı. Şöyle bu ipleri kenara alıyorum. İki tane bu şekilde uzun ipimiz var. Ve kenar yapraklar için kısa ipler keseceğiz. Bunun için de yaklaşık şöyle 20 santim kadar ip kesmemiz yeterli. Masaya koyuyorum. Bir tanesini ölçü olarak kabul ediyorum. Bakın bu şekilde ipimi koydum. Toplamda 25 tane var burada. 25 tane ip keseceğim bunun için. Bunu ölçü kabul ediyorum. İlk koyduğumu ölçü kabul ediyorum ve diğerlerini de bu şekilde keserek 25'e tamamlıyorum kısa iplerimi de. Bunlar yaprak olacak. Kenar iplerimiz olacak. Biraz uzun biraz kısa problem değil. En son yaprak formunu verirken kenarlarını zaten keseceğiz. Şimdi iplerimizi bu şekilde 25'e tamamlayalım.
Şu anda 25 tane kısa ipimi kestim, hazırladım. Bunları da şöyle kenara alıyorum. Şimdi bu iki uzun ipi öncelikle aparatımıza sabitleyeceğiz, monte edeceğiz. Bakın, ilkini alıyorum bu şekilde. Aparatımı da alıyorum. Bakın, geçirdim. Bu ipi bu şekilde tutarak aradaki ipi geçiriyorum. Yani aparatımıza düğüm diyoruz bu şekilde. Bir diğerine yine aynı şekilde katlıyorum. Bakın, buradan bu şekilde tutarak ipin ucunu çıkarıyorum. İsterseniz bu ipi bir tane de yapabilirsiniz ama kalın olduğu zaman, yani şöyle tuttuğum zaman orta oldukça kalın oluyor. Kullanım açısından daha güzel olduğu için ben iki tane ip tercih ettim. İsterseniz 3 bile olabilir. Yahut daha ince olsun isterseniz bir tane dahi yapabilirsiniz. Şimdi bakın şu tarafını kullanacağım. Bu şekilde bu tarafını kullanacağım. Bunun için de masaya sabitlemem gerekiyor. Koli bandımı alıyorum. Rahat bir şekilde çalışacağım şekilde siz görebilirsiniz diye şöyle bantlıyorum. Masaya sabitliyorum. Oldukça sağlam oluyor. Şimdi bakın bu iki ipi aparatımıza düğümledik. Oldukça basit, oldukça kolay bir teknikle yapacağız bu yaprağı. Daha önce farklı bir yaprak paylaşmıştım. Yine onun linkinde. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. O daha farklı bir teknikle yapmıştım. Bunu da farklı bir teknikle yapacağız. Şimdi bakın ipimi, kısa ipimi bu şekilde ikiye katlıyorum öncelikle. İkiye katladığım ipi alıyorum. Bakın bu 4 tane ipin altından bu şekilde geçiriyorum. Burada bakın bir ilmek gibi bir nokta oluştu. Bu oluşan ilmekten şu iki ipimi geçiriyorum. Ve sola doğru çekiyorum. Bakın bu kadar basit. Bunu iyice sabitleyip ileri doğru itiyorum. Sağdan başladık. Önce sağdan vererek başladım. Bu bakın dolgu çizgi solda duruyor. Sağdan başlamıştık. Şimdi soldan yapacağız. Yine bir kısa ip aldım. İkiye katladım. Bu şekilde şöyle düzleyeyim hatta ipimi. İkiye katladım. İpimin sol taraftan bakın. Şimdi diğer taraftan. Alttan geçirdim. Bakın bu şekilde bir ilmek var. İlmek oluşuyor. Diğer ucu da, diğer iki ucu da şöyle eşitliyorum ve bu oluşan ilmekten geçiriyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şöyle bu şekilde geçirdim ve ipe sabitliyorum, iyice düğüm atıp ileri doğru taşıyorum. Şimdi şöyle birazcık yakınlaştırayım, net görünsün. Bakın. Yine soldan yaptık. Şimdi sağdan yapacağız. Bir sağ, bir sol. Bir sol, bir sağ, bir sol şeklinde çalışacağız. Yine ipimi katlıyorum ikiye. Şimdi sağdan başlayarak, yani sağdan ileri iterek ipimi ortadaki uzun iplerin altından geçirdim. Bakın burada oluşan ilmek. Diğer iki uç burada. Bu ipi alıyorum. Oluşan iki ucu
buradaki ilmekten geçiriyorum. Şöyle birazcık da yakınlaştırayım. Tekrar göstereyim. İkiye katladık. İpin altından geçiriyoruz. Buradaki iki ucu bu tarafa. Bu iki ucu alıyorum. Buradaki bakın, halkanın içerisinden geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Önce ipte sabitleyip sonrasında ileri doğru taşıyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi hazırlıyorum. Şimdi tekrar ikiye katladım. Şimdi sol taraftan. Şimdi sol taraftan yapıyorum aynı işlemi. Buradaki şu iki ucu alıp buradaki halkadan geçirip bu şekilde sıklıyorum. Ve ileri taşıyorum. Bakın bir sağda bir solda, bir sağda bir solda şeklinde devam edecek. Bu şekilde 25 tane ipi ikiye katlayarak şimdi sağdan yapmıştım. Soldan yapmıştım. Şimdi sağdan yapıyorum. Bu şekilde. Yani şu orta kısım bakın, bu şekilde olacak. Şimdi kalan iplerimi de aynı şekilde ipime yerleştirerek bu şekilde kalan 25 tane ipi, tamam 25 tane olan kısa ipleri bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yaparak bu şekilde yerleştiriyorum. Hepsini yerleştirdikten sonra artık tarama ve kesme işlemine geçeceğiz. Kısa kalan iplerimizi hepsini tamamladık. En son bir tane kaldı. Bunu da bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Şu şekilde tutarak ipleri iki taraftan da sıklayabilirsiniz. Herhangi bir açılma yapmayacaktır. İyice sıkıladıktan sonra ortadaki 4 tane ipi bakın şöyle ileri ittirerek iyice sıkıştırabilirsiniz ki yapraklar daha dolgun olsun. Şöyle birazcık da ileri itiyorum. Evet, şu anda bütün iplerimi hazırladım. Yaprağımız şu anda düğüm tekniği bitti. Sadece artık kesip tarama işlemi yapacağız. Öncelikle şu ortadaki ipi, uzun olan ipi diğer taraflarla eşitlemek için şu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra bakın böyle ince bir tarakla taramaya başlıyorum. Şu diğer yaprağımızı kenara alalım. Tararken önce toplanıyor. Sonra iyice taradıktan sonra açılacak. Uzun süre taramak gerekebilir. Ama en keyifli kısmı da bu taramak kısmı. İpleri iyice açıyorum. Bakın şöyle ince tarafıyla bu şekilde ortadan tutarak diğer tarafı da yine aynı şekilde ve şöyle tersten de yine taramaya şöyle ipimi biraz kenara alayım, taramaya devam ediyorum iyice açılması için.
bir ters bir düz iyice tarayacağız. Taradıktan sonra tamamen açılacak. Bakın bu şekilde iyice tarayıp ipimi açayım. Sonrasında sizinle birlikte kesme işlemine geçelim. Evet, şu ana kadar sadece tarama işlemi yaptım. Bakın iplerimi tel tel iyice ayırdım. Daha da taradıkça iyice kendini bırakacak, ipler iyice açılacak. Şimdi kesme işlemine geçeceğim. Bakın. Şöyle düzlüyorum. Bir taraftan başlayarak yaprak formunda kesiyorum. Yavaş yavaş, çok bir anda derine dalmadan kontrollü bir şekilde kesmekte fayda var. Bir anda kısaltırsanız yaprak formunu yakalamak zorlaşabilir. O yüzden yavaş yavaş kısaltarak yaprak formunda kesmekte fayda var. Evet, görmüş olduğunuz gibi yaprağımızı bu şekilde iyice kenar kısımlarını temizleyerek hazır hale getireceğiz. Kenarlarını güzelce temizleyeceğiz, güzelce tarayacağız. Bir yaprak formunda yaprağımızı hazırlayacağız. Şimdi ben son rötuşlarını da yapayım, iyice temizleyeyim. Sonrasında son haliyle birlikte görüşelim. Bu arada şunu da hemen göstereyim. Artık bandımdan çıkaracağım. Çünkü artık kesmesi zorlaşıyor. Şu bandımı da alıyorum masadan. Şöyle arka kısmını da göstereyim. En son temizlemeden önce. Şimdi ben şöyle bu tarafından tarayacağım. Taradıktan sonra elde temizleyerek, elde temizlemesi daha kolay olacak. Elde temizleyip artık yaprağımı bitireceğim. Yaprağımızın son hali de bu şekilde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.